Merhaba arkadaşlar. Bugün size portrede çinileme tekniği üzerinde duracağım. Çinileme nasıl yapılır? Buna dair bilgiler vereceğim bu videoda size. Çinileme tekniğinden önce isterseniz kısaca bir bahsedeyim. Çinilemenin şöyle bir artısı var. Yani birçok alanda kullanabilirsiniz. Mesela gravür sanatına ya da karakalemde bile hani tarama çizgiler kullanılarak gölgelendirmeler yapılabiliyor. Tek bir tonda mesela siyah mürekkepte hani farklı tonları veremezsiniz. Boyadığınız yer ya siyahtır ya da beyazdır. Hani o şekilde kalır. Biz belirli aralıklarla taramalar yaparak, belirli şekillerde taramalar yaparak bu siyahın hani farklı gri tonları şeklinde kağıt üzerinde gözükmesini sağlıyoruz. Çinileme tekniğini bu şekilde yapıyoruz. Ben size bir portre üzerinde göstereceğim bugün bunu. Goran Bregovic'i sevdim. Sevdiğim bir müzisyendir kendisi. Portresi de çok güzeldi internette. O yüzden bunu kullanabilirim diye düşündüm. Elimdeki kalem de Ink Pen diye hani aradığınızda kırtasiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ink Pen orijinal ismi. Hani Türkçe çevirdiğimizde mürekkepli kalem oluyor. Bu şekilde de arayabilirsiniz. Ya da Rapido diye de arayabilirsiniz bu kalemi. Bulması kolay bir kalemdir. Farklı numaraları, farklı dereceleri, kalınlıkları var. Çizdiğimiz yere göre biz de çeşit çeşit kalemleri resim içerisinde kullanacağız. Şimdi dediğim gibi biz tarama yaparken taramaların sıklığıyla green'in tonlarını belli ediyoruz demiştim. Burada dikkat etmemiz gereken ikinci bir özellik var. Bunu biraz kenara çekeceğim. Başka bir kağıt alacağım yanıma. Biraz kalın bir kalem üzerinde gösterebilirim bunu. Gölgemizi yaparken mesela diyelim portremizi çizdik. Aynı resimdeki gibi bir duruşu olsun. Yandan bakan. Evet. Burnu. Burnu şu şekilde ön plana çıkıyor. Şöyle bir gelişi var. Kaşları vesaire. Mesela bu portreden örnek verecek olursam eğer size. Biliyorsunuz ki portrede ön kısım, yan kısım, üst kısım gibi farklılıklar var. Hani biz bunu ışık gölge yaparken bundan faydalanıyorduk. Mesela burun içerisinde de ön kısmı ve yan kısmı. Hani mesela ışığı aldığı yöne göre farklı şekiller verebiliyorduk portrelerimize. Taramayı yaparken de biz şu şekilde uygulayacağız. Tarama yaptığımız yöne dikkat ederek kullanacağız taramalarımızı. Düz bir şekilde kullanıyorsak eğer, mesela yüzün yan tarafına tarama yapıyorsak, yan taraf olduğunu destekler taramalar. Eğer üst taraftaysa, üst kısım olduğunu destekler taramalar. Hatta mesela burnu yapıyorum. Burnun yönünde, mesela burnun ön kısmını biraz daha yukarıdan aşağı çizgilerle verdiğim çizgi yönleriyle biraz üç boyutu sağlamaya çalışıyorum portrelerimde. Buradan da gelebilirim hatta. Mesela çenesi için şöyle farklı bir şey söyleyebilirim. Tek bir yöne değil, farklı yöne doğru aynı taramayı farklı yöne doğru hareket ettirebilirim. Ya da hani düz olması yerine hareketli taramalar, eğik çizgiler kullanabilirim. Ya da kullandığım taramayı o yönde şekillendirebilirim. Bu tarz çizgi farklılıklarını portre içerisinde kullanıyoruz. Portreyi yaparken en dikkat etmem gereken özellik bu. Bir diğeri gölgenin kalınlığı, koyuluğu demiştim. Buna karar verirken birden fazla yöntem kullanabiliyoruz. Mesela hani taramanın sıklığına karar vererek, mesela daha sık bir tarama yaparsam eğer daha koyu bir görüntü elde etmiş olurum diğerine göre. Böylelikle hani iki gri ton farklarını kağıt üzerinde daha iyi aktarmış olurum. İkinci bir özellik ise mesela ilk taramamı yaptım ama bunun daha koyu olması gerekiyor. O zaman tam tersi yönde aynı sıklıkta tekrar tarama yaparsam, hani ilkiyle kıyaslarsanız eğer, yine daha koyu bir görüntü elde etmiş olursunuz.
çok çok koyu görüntülere ihtiyacınız var diyelim. Yine dik kısmı ve yan kısmı yaptım. Daha da koyuya ihtiyacınız var. Bu sefer çapraz yönde hareket edebilirsiniz. Mesela siyaha çok yakın bir gri kullanacaksınız. Bu sefer de yine taramalarımı üzerine yerleştirdim. Hani ilk aşamaya yaptığım kadar. Dördüncü, hani üç farklı yönde zaten taramamı kullanmıştım. Daha da koyu ihtiyacım varsa bu sefer çaprazın tam tersi yönünde gölgemi ben hareket ettirebilirim. Gölge yaparken en çok dikkat etmem gereken kısımlar, hani çimdileme yaparken en çok dikkat etmem gereken kısımlar bunlar. Gölgenin yönü, çizgileri atacağım yönler ve ayrıca gölgelerin kalınlıkları. Ha, bunlara nasıl karar veriyorsunuz? Tamamen göz kararı, resme bakıp ne kadar o koyu olduğuna karar vererek bu farklılıkları siz de kağıt üzerinde uygulayabilirsiniz. Bunun size ne gibi bir faydası var? Gölgelendirme yaparken, tonlama yaparken sizin hani resmin içindeki grileri daha iyi görmenizi, daha doğru tonlamalar yapabilmenizi sağlar. O yüzden önemli tekniklerden birisidir. Ben şimdi yavaş yavaş çizmeye başlıyorum. Portrenin çizimini zaten yaptım. Birkaç videoyla bunu Ali Hoca ile, Eda Hoca ile, Murat Hoca ile zaten portre çizimleri üzerine durduk. Ben vakit kaybetmemek, direkt çinileme yapmak için portreyi zaten yayın öncesinde çizmiştim. Üzerine direkt gölgelendirmesini yaparak devam edeceğiz. Şu kağıdımı yer yer ben ekrandan kaldırabilirim ama sürekli takip ettiğimi bilin. Yani sizin de yapmanız gereken şey bu. Sürekli resim üzerinde gölgelerin tonlarına dikkat ederek diğerine aktarıyorum. Şimdi kaşlar ve gözlerden başlayacağız. Her gölgelendirmede olduğu gibi kara kalemde de yaptığımız gibi gözlerden başlayıp burun, ağız ve yüzün geri kalan detayları şekillenmeye başlayacak. Ben yavaş yavaş kaşımla birlikte başlıyorum. Kaşın yönü için şunu söyleyebilirim. Şöyle hafif öne doğru hareket eden bir görüntüsü var. Yani çapraz hareket eden bir taraması var ama normalden daha koyu duruyor. O yüzden mesela tam tersi yönde taramalarla ben biraz daha koyu göstereceğim gölgemi. Ki kaşı hani en koyu yerlerden birisi. O yüzden biraz daha koyutmaya ihtiyacım var. Çapraz yönde devam edeceğim. Burada kaş tabi biraz saçta da anlatacağım olur mu size. Tel tel çizmemiz gereken ayrıca bir detay olduğu için biraz kaşın yönünü de doğru şekilde vermemiz gerekiyor. Kaşı yaptıktan sonra aradaki boşluğa gelelim. Şu gözden itibaren yukarıya bir koyuluk geliyor. Hemen yer verelim. Şuradan çapraz bir şekilde gelsin. Şuranın tamamında bir grilik söz konusu diyebiliriz. Hani daha koyu olan yerleri daha öncesinde zaten karaladım. Tam tersi yönde de genel bir grilik olacak şekilde gölgesini verdim. Ve burada yapmak istediğim koyuluğu bir nebze de olsa elde ettim. Şurada saçtan itibaren bir çizgi geliyor ve bu çizgi genel olarak koyu bir görüntüye sahip. Bu koyuluğu da ben yine kağıdımın üzerinde aktarıyorum. Şurada bir beyazlık var. Sonrasında aynı tondaki gri devam ediyor. Çinileme, evet, biraz elinizi alıştırmanız gereken bir yöntemdir. Hani sürekli sık çizgiler kullanmak yorabilir bazen ama bittiğinde siz de göreceksiniz. Oluşturduğu görüntü gerçekten güzel bir hal alıyor. Evet, taramalarımızı farklı yönlerde attık, şekillendirdik ve kaş kısmını zaten kabaca artık göstermiş olduk. Resimdekine benzer olan koyuluk şu an burada da yer alıyor. Artık gözün kendisine, göz kapağına doğru hareket etmeye başlıyorum ben. Aşağıya doğru gidiyorum. Göz çizgisi oldukça kalın. Burada tabii kontur çizgilerini kaybetmememiz önemli. Kontur çizgileri attığınız taramalardan biraz daha kalın olursa eğer bunu biraz daha korumuş olursunuz. Ama yine zaten portre çizenler
biliyorlar bu durumu. Hani kontrol çizgisinin çok ince olduğu kısımlarda vesairelerde yine tabii aynı kara kalem portrede yapıyormuşuz gibi çizgilerimizi, kontrol çizgilerimizi kalınlığına o oranda devam yapmaya devam edeceğiz. Göz kapağının koyuluğunu verdik. Göz kapağının üst kısmında şurada bir beyazlık ve geri kalanda bir koyuluk devam ediyor. Saçın altında kaldığı için tabi saçın gölgesi bir miktar göz kapağına düşüyor. O yüzden şu sağ kısımda biraz daha koyuluk ön planda diyebiliriz. Gittikçe açıklaşan bir görüntüsü var. İlk attığım çizgideki koyuluk şurada da devam ediyor. Bunu da gösterdim. Gözün altına doğru devam ediyor koyuluk. Gözü direkt bitirmiyorum. Gözün alt kısmını da burada biraz işleyeceğim, işlemek istiyorum. Çünkü gözün çevresini yapıp diğer gözü geçip oradan buruna geçmemiz hani yüzü bir anda bitirmemize sebep olabilir. Bizim için daha kolay bir görüntü sağlar. Hani buradan buraya geçmektense parça parça ilerlemek her zaman daha mantıklı işlemede. Göz torbası şurada gayet koyu bir görüntüsü var. Göz kırışıklık. Biraz daha açık bir tonda bir gölge göz altında hakim. Dediğim gibi çizgi aralıklarınız, ne kadar gri yapacağınız, ne kadar farklı yönde çizgi kullanacağınız tamamen sizin o resme baktığınız anda karşınıza çıkacak. Göz kararı karar vereceksiniz. Mesela şurada burnun yan kısmını belli eden taramalarımı yine kullanıyorum. Evet, gözün altında göz torbasından sonra hafif bir gölge devam ediyor. Yüzeyin yönünde ilk taramamı yaptıktan sonra biraz daha koyuluğunu ortaya çıkartıyorum. Şuradan devam edeceğim. Gözümüzü kapalı bir şekilde gayet güzel kağıdın üzerine aktardık. İstediğimiz griliği verdik. Geri kalan zaten alın kısmında, burun kısmında biraz daha hafif griler yer alacak. Diğer gözle yaptıktan sonra buruna geçtiğimizde tonlamalar hakkında biraz daha gözle görülür bir sonuç elde ettiğimizi göreceksiniz. Diğer göze geçiyorum hemen arkasından. Yine ilk önce kaşımı bir olması gereken koyulukta olması gereken yönde gölgesini verdim. Altında bir koyuluk var. Üste doğru açıklaşıyor. Sonra göz kapağını çok net bir şekilde görüyorum. Göz kapağı burundan itibaren gittikçe açılarak devam ediyor. Taramamın sıklığını gittikçe seyrekleştirerek o istediğim gölgeyi kağıt üzerine aktardım. Göz kapağının üstünde hafif bir grilik var. Göz kapağımın şu kısmında genel bir koyuluk hakim. Göz kapağının kontur çizgisini yaptım. Koyudan açığa görüntümü elde ettim. Göz altı şurada gördüğüm küçük kısım gayet koyu. Hani şu gözün alt kısmı siyah bir şekilde devam ediyor. Hemen koyuluğu da verdim. Şurada küçük bir açıklık var. Onu bıraktım. Koyu bir şekilde onu yaptım. Zaten gözlerimin çizimi bitti ve artık buruna geçebilirim. Burnun çizgilerini biraz daha belirginleştirdikten sonra burnumu taramasına dikkat ediyorum. Burnuma başlarken şu gözlerin arasındaki boşluktan başlayıp aşağıya doğru devam edeceğim ki tonlamada çok çok büyük farklılıklar ortaya çıkmasın.
Ortada bir kuyruk varken iki kaşın ara kısmı daha ince bir gri ile devam ediyor. Şu ortasında sadece bir kuyruk var. Arkasından resme baktığımda burnun ön tarafında bir grilik var. Işığı tek yönden aldığı için tabii ki şu kısım gayet açık renkli. Ve oradan sonra tekrar gözün altındaki griliğe geri dönüyoruz. Burnun altında da hafif bir grilik var tabii, onu da atlamayalım. Şimdi burnun çizgisini düzeltin. Bu yöntem çizgilerinizi toparlamanızda da çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Burnun alt kısmını gövdesini verdim. O çok net kuyruğu verdim. Ve oradan belirli bir kalınlığa yukarı doğru devam ettiriyorum. Bunun gölgesini verdik. Aşağıdan yukarı doğru bir seyreklik var. O yüzden aşağı kısımlara bir kat daha gölge uygulayacağım. Üst kısım biraz yardımcı olacağım o çizgilere. Burnun ilk kısmını zaten rahat bir şekilde yaptık. Burnun kanadının üst kısmında bir gölge var. Hemen o gölgeyi de ekliyorum. Şurada biraz daha netken. Sonrasında seyrekleşmeye başlıyor bu bölge. Aynı gri tonu yüzün yan tarafına doğru, yüzün bakın mesela buradayken şu şekilde attım gölgemi, yüze doğru geldim artık taramamın yönü değişti. Bu şekilde. Gözün alt kısmını da burunla tamamladık. Şimdi hemen buruna tekrar bakıyorum. Yan kısmı tarama yönünü vererek attım. Aşağı kadar devam ediyormuş. Hatta bu taramayı aşağıya kadar, burnun ucuna kadar devam ettirdim. Alt kısımları biraz daha koyuyken gittikçe açılıyor. Kontur çizgilerimizin kalınlığı her zaman için önemli, bunu biliyorsunuz. O yüzden gölgelemeye ağırlık verdiğim bir çalışma olsa bile şu dış kontürlere dikkat ediyorum. Veya bir iki tane daha böyle seyrek bir gölge vereceğim. Çünkü şu orta kısma kıyasla gerçekten seyrek de olsa bir grilik mevcut. Şurada da çok açık bir gri, hani beyazlık var. Çok açık bir gri ama ben orayı beyaz bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü ışığı aldığı yönü de belirteceğim için hani çok az ışık aldığı ya da hiç ışık almadığı yerlerin beyaz kalması zaten istediğimiz tonlamayı verecektir bize. Bunu da bitirdik. Göz ve burun kısımları artık ortaya çıktı. Şuraya bir miktar daha koyacağım yalnız. Gözü çok dikkatimi çekti. Bir miktar daha koyduk istiyor orası. Gözün koyulduğunu da bitirdik. Uzatma yapalım. Artık dudak kısmına doğru gelebilirim. Şu yanakta zaten şurada oluşan net koyuluğu görüyorsunuz. Burada aynı size anlattığım şekilde 3 farklı 3-4 farklı yönde tarama yaparak oradaki koyuluğu size vereceğim. Şuradan itibaren de ağız kısmını getireceğim. Zaten ağzı çizmiştim. Nerede olduğunu biliyorum. O yüzden birbirini tamamlayarak ilerlemeye devam edeceğim. Koyu olduğu için taramalarımı daha sık kullanıyorum diğer yüzeylere kıyasla. Sonra ters yönde taramalarımı atmaya devam ediyorum. Ha, burada dikkat etmem gereken bir diğer konu. Mesela gölgelendirmede hani farklı
yöntemlere hakimdiniz. Cam çizerken, metal çizerken, daha net ışık gölgeler kullanırken, hani kumaşta normal deri bir şey ya da bir nasıl diyeyim kil bir kilden oluşmuş bir nesneyi çizerken biliyorsunuz hani farklı yöntemler kullanıyordum. O yüzden deriyi çizerken hani herhangi bir parlaklık ya da çok çok mat bir durum içermediği için gölgelerimi biraz daha birbiri içerisinde ilişkilendirerek devam ediyorum. Birbiriyle kaynasınlar, biraz daha yüzeysel, biraz daha soft bir görüntü elde edebilmek için. Şu yanağımın yan kısmını yaptım. Hemen üst kısmında şu gözün gölgesiyle birleştiği kısımda bir miktar koyuluk devam ediyor. Ben onu aktaracağım. Birbiriyle artık gölgelerimi ilişkilendireceğim. Şu gözün hemen alt kısmından gelen gölgem. Yine yüzeyi koruyarak taramaya devam ediyorum. Yüzün yan kısmına yaklaşmaya başlıyor. Goran Dragovic için
Şimdi artık şuradaki grilerimi ben az önce bahsettiğim gibi gittikçe daha da kaybolarak çok hafif taramalarla kağıdıma dişlerim artık ağız içerisine kıyasla daha beyaz duruyor. Dişler de genelde mevcut. Onları da ekledik. Şuradaki parça oldukça koyu. Alt dudağı, yine şu çenesindeki gri ve şurası, hani burada bakarsanız eğer neredeyse aynı gri tonu, alt dudak kısmı ve çenesindeki gri. Onlar da hatta üst taraftaki griliğe benzer bir grilik var diyebilirim. O yüzden oradakine benzer griliği yine yönü dikkat ederek uyguluyorum. Burada ben portreyi yaparken hani hangi kalınlığa uygun olacağına resme bakarak karar verdim. Yüz detayları gayet net göründüğü için böyle ortalama bir numara, 0,4 numarayla başladım portreye. Geri kalan kısımlarda biraz daha kalınlaşacak tabii ki kalemimin numarası, büyüklüğü. Ama ilk başta detayda yapıyorken uygun konunun bu olduğuna karar verdim ve kağıt üzerine aktardım. Bunu kullanmaya başladım kağıt üzerinde. Kağıt seçimleri de şöyle olabilir. Mürekkepli bir çalışma yaptığınız için ince bir kağıdı çok fazla taramayla yıpratabilirsiniz. Kağıdınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden tavsiyem biraz daha kalın gramajlı resim kağıtları kullanmanız. Hani illa ki şu olsun gibi bir şey demiyorum. Ama biraz daha kalın gramajlı olması size avantaj kazandırır. Ben sanırsam şöhler kullanıyorum şu an. Evet, şöhler kağıdı kullanıyorum ben mesela şu an. Tamamen sizin zevklerinize göre vereceğiniz kararlar, seçenekler. Çenenin alt kısmında bir bozukluk var. Bir kırışıklık söz konusu. O ince detayları dediğim gibi ince kalemle yönlerini koruyarak üzerinde gösterdim. Şuradaki grilik şuraya doğru devam ediyor. Daha biraz şurayla birleşiyor ve alt kısımla birleşiyor diyebiliriz. Kazamaların yönünü koruyarak küçük bir ikinci kısım ekleyeceğim. Evet. Tarafındaki grileri de tekrardan artık çeneye kadar geldik zaten. Buradan geri kalan kısımlarda biraz daha geniş çizgiler kullanarak ben taramalarımı hani biraz daha uzun uzun çizgilerle artık yüzün taramasını, hatta kulağın da taramasını, yüz ve kulağın taramasını tamamlayacağım hızlı bir şekilde. Arkasından saçı tararken nelere dikkat edeceğime dair şeyleri anlatarak devam edeceğim.
bahsettiğimiz gibi değerlerine dikkat ederek beyazlıkları ışık aldığı yöndeki grileri tonlamalarına devam ederek aynı yönleri kullanarak yüzümüzdeki gölgeyi de tamamladık. Şimdi saça geldim, resmi biraz ya da gösterirken şöyle yakın dursun. Sonrasında uzaklaştıracağım artık, bir tık daha kalın bir kalem alıyorum. Bu arada diriyi yaparken de ben hani yüzün detaylarını yaptıktan sonraki kısımda da kalemimi bir tık kalınlaştırarak devam ettim ki dediğim gibi daha geniş alanlar taradığım için benim için daha faydalı olsun. Şimdi saç işlerken iki yöntem var. Sadece şu kısımda size gösteriyor olmam yeterli diye düşünüyorum. Işık alıyor, hem de tel tel kısımları ve yoğun kısımları hepsi yer alıyor. Öncelikle saçın ön kısmında, şu uç kısımlarda saç tel tel ilerliyor. O yüzden kalemimi bir tık daha kalınlaştırdıktan sonra kalemimi bastırıyor ve saçın olması gereken yönde hızlı hareketler yapıyorum. Saçın yönünü belli ediyorum. Şurada mesela biraz daha kalın ilerliyor. O yüzden birkaç kez üzerinden geçeceğim. Şuradan devam ediyor. Koyuluk, şurası koyu bir saç. Evet, tel tel kısımlarımı ekledim. Şimdi diyelim ki saçımda mesela şurada gösterebilirim, şu ön kısımda bir ışık alan kısım var. Hani düz çizgiler evet attım ama saçın öyle bir noktasına geliyorsunuz ki mesela şu orta kısımda ışık bulunuyor, şurası ve şurası koyu devam ediyor. Orta kısım parlıyor. Aynı bir cam metal yüzey gibi. Orayı yaparken de saçın tel telliğini evet korumam gerekiyor ama ben koyuluğumu koyu kısımdan itibaren o ışıklı kısma doğru atarak şu beyaz kısmı olabildiği kadar boş bırakıyorum. Evet, birkaç tel geçiyor üzerinden. Hani saç etkisini vermeye, çünkü orada tel tel bir yoğunluk olduğunu göstermeye çalışıyorum ama yaptığım hareket dediğim gibi koyu kısımdan açık kısma, yer yer o ışık alan kısımda beyazlıklar kalacak ve çok ince siyahlıklar, saçın devamı olan siyahlıklar devam edecek. Şurada hani saç içerisindeki tel tel kısımları devam ettiriyorum. Şurada yine koyu bir şekilde geliyor. Tamam, koyu olduğu için ışığa yer vermiyorum ama şimdi üst kısımda dediğim gibi tekrar bahsettiğim gibi tel teldikten hani o hissi vererek taramaya nasıl devam edebiliriz onu göstereceğim. Şurada mesela tek bir biraz yoğun saç teli var. Yukarı doğru geliyor. Yukarıda da bittiği yeri görüyorum. Ama ortasında boş bir beyazlık var. Hemen o beyaz boşluğu bıraktım. Yine aynı şekilde şu sol kısımda ışık almaya devam ediyor. Ama geri kalan kısımlar olabildiği kadar koyu. Şimdi bu koyu kısımları yapıyorken ben saçın yönüne dikkat ederek aynı ciltte yaptığım gibi taramamı atıyorum. Hani saçı zaten saç yönünde atacağım için saçın tersi yönünde taramamı atıyor, koyuluğumu veriyorum. Çok yeterince koyu. Yer yer beyazlıklar hala içerisinde mevcut. Taramı hani bir oranın bir aynı zamanda gölgede kaldığını anlatacak kadar koyuluğumuz da mevcut. Buradan sonraki kısımda saç sol tarafa doğru hareket ediyor ve sol tarafta ışık var. Demek ki ben koyuluğumu verdikten sonra sol tarafa doğru yoğun çizgilerimi atmaya devam edeceğim ki oradaki ışık alan kısmı hem tel tel saç etkisini korumaya devam edeyim hem de orada ışık alan kısmı beyaz bir şekilde bırakayım. Video sonunda yakınlaştırıp tekrar göstereceğim size, biraz daha gözünüzde canlanacaktır. Gittikçe açıklaştırmayı göstermek için tersi yönde burada çok sık atmıştım. Onun biraz daha seyreği olarak küçük bir tarama daha ekliyorum. Hani daha koyu olması gereken ama
saçın çizgilerini yaparken veremediğim koyuluğu belirtmek adına. Şu kısma da geleceğim. Şurada beyaz bir saç zaten. Hemen üstü alt kısmını hafif görüntüsünü verdim. Şuradaysa kıvırcık, biraz bilerek kıvırcık birisini seçtim ki farklı yönlere saçı hareket etsin. Burada bu tarafaydı. Şimdi şu şekilde devam ediyor gölge. Yine şu sol kısımda bir ışık var. O yüzden koyu olması gereken kısımları boyadıktan sonra bahsettiğim yöne doğru ben taramalarımı atıyorum. Evet, yine saçın sol tarafındaki ışığı gösterdim. Geri kalan kısmı ise boş bıraktım. Şuradaki kısım bu tarafa doğru hareket ediyor. Şu orta kısım tamamen koyu. O yüzden orta kısmı karalıyorum. Karalamaktan çekinmiyorum. Üst ve alt kısmını biraz daha çizgilerle koyduğunu vererek saç teli hissini koruyarak devam ettim. Evet. İhtiyacım var. Evet. Bakın gördüğünüz saçlardaki hani ışık olması gereken yerleri belirttim. Koyu olması gereken yeri siyaha boyadım. Arkasından gri ve beyaz olması gereken kısımlara o yönlerde çizgilerimi böyle saç tellerini tek tek koyarmış gibi taramaları yaptım. Arkasından biraz daha gri diye ihtiyaç varsa eğer son küçük birkaç küçük ters yöne attığım taramalarla saçın dolgunluğunu belli ettim. Beyazlar, griler ve siyahlar aynı resimde olduğu gibi kendini koruyarak devam ediyor. Ben saçı da yine tamamlayacağım. Geri kalan kısmı aynı yöntemle arka arkaya yaparak devam edeceğim. Resmi şöyle ayırıyorum. O sırada çizmeye tabii devam ediyorum. Bu kısmı da hızlandırmaya başlayacağız. Thank you.
Son kısma geliyorum. Son kısım biraz daha basit bizim için çünkü tek yönde düz ve en detaysız kısımlar kıyafete geldik. Çok karışık bir kıyafete, çok desenli bir kıyafete sahip değilse eğer. Şimdi yakalardan başlıyorum. Mesela sol taraftaki yaka şöyle gösterebilirim. Daha gri, diğeri zaten alabildiğine beyaz. Şuralarda bir miktar hafif grilik görüyorum ve onun dışında gayet sade bir görüntüsü var. Gömleğin yönünde grisini verdim. Aynı şekilde enseden itibaren hafif bir grilik. Çok az da şuraya verdim. Tarama atayım görsellik açısından. Evet. Ve artık gömleğin şurada kalan kısmını ekleyebilirim. Gömleğim var. Zaten alt kısmını görmüyorum resmin. O yüzden işlemeye devam etmeyeceğim. Ceketine geldiğimizde ise ceketi zaten alabildiğine koyu siyah, böyle simsiyah bir ceket tüm her yerde devam ediyor. Ben bu siyahla olabilecek en kalın kalemi kullanarak, tabii yine çok fazla taşırmamaya dikkat ederek, çünkü kalın kalemlerde genelde taşırma riski gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Simsiyah olacağı için taradığım yön kıyafette çok fazla fark etmiyor. Kalın bir şekilde tarıya tarıya ceketimin de siyahlığını vereceğim ve çalışmamın sonuna geleceğim. Arka tarafa grilik vermek isterseniz aynı resimdeki gibi, artık o kişisel tercihinizdir. Tam da Goran Bregovic için en meşhur şarkısıyla videoyu sonlandıracağız. Dediğim gibi kalemden bahsettik. Kağıdın yoğunluğunda hani daha bir gramajlı kağıt olması gerektiğinden bahsettik. Dedik ki işte taramaları doğru aralıklarda ve doğru tekrarlarla, hani doğru yönlere gitmeliyiz ki istediğimiz görüntüyü, yüzdeki detayları elde edebilelim. Bu şekilde detaylandırarak resminizi siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu resim, yani bu tarzda çalışmak ne işimize yarar, dediğim gibi hani birçok farklı alanda zaten tarama kullanılıyor. Gravür baskı olsun, kara kalem olsun, mürekkepli çalışmalar olsun. Hem onlara için kolaylık sağlar, hem de grileri hani farklı bir yöntemle aktardığınız için resim içindeki tonlamaları, hani baktığınız fotoğraftaki grileri daha iyi görmenizi, daha iyi kağıda aktarmanızı sağlar. Hani bu birkaç
Bu şekilde çalışma yaptıktan sonra mesela kara kalem yaptığınızda bu detayı hani siz de fark edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.